Evet. Fan kuruyoruz canlı yayınlarının 8.'si mi oldu? 8.'sine hoş geldiniz. Bugün Oscar bizimle beraber. Evet, bugün konuğumuz Oscar. Oscar, al bakalım ay, bir tane mamayı. Bugün falan da Oscar'la beraber kurulacağız. Hasan, ne Evet. hissediyorsun? Bugün Oscar'la ilgili bir funnel kuralım dedik. Madem ben şu an Oscar'ın yanındayım. O da bak heyecanlı kıyafetlerini giydi. Şöyle bak kaldırayım bak şöyle. Bakıyorum. Tulum Gayet kıyafetli, tatlı, ponçik hazır bekliyorum. Evet. Yayına girenlerden bir sesimiz nasıl? Görüntümüz nasıl? Bir kontrol için, kontrol amaçlı yazabilir misiniz? Evet, bizi görüyor musunuz, duyuyor musunuz? Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Hasan hazır oradayken. Gayet iyi, güzel. Evet, güzel. Süper. Bugün Oscar'la alakalı bir yine spesifik bir ürün funnel'ı kuracağız. Evet. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Yine planlamadık. Ne olacak, ne bitecek. Hep beraber göreceğiz. Kucağımda Oscar. Evet. Evet Hasan. Şimdi istiyorsan rutinimizle yine başlayalım. Hasan bugün rahatsız. O yüzden çok konuşamazsa. Evet, sesi falan hiç iyi değil. Şu seste de daha fazla sizi şey yapmayayım yani rahatsız vermeyeyim. O yüzden daha çok Emre abi konuşsun. Ben de ana temalarını göstereyim. Şimdi Oscar'ı yavaş yavaş bırakayım. O da zaten bak huysuzlanmaya başladı. Ama şunu söyleyelim. Şu an Oscar'la alakalı bir funnel kuralım dedik. Bu da Oscar'ın maması olsun diyoruz Emre abi. Evet, Ama mamadan şöyle yola çıkacağız. Oscar'ın Spesifik. Zaten şey, yani mesela Oscar'ın şey cinsi neydi? Onu diyecektim. Oscar Toy Poodle. Sadece Toy Poodle'lara özel bir mamamız olsun. O mamanın funnel'ını kuralım. Marka yüzümüzde Oscar olsun. Evet. Spesifik zaten aslında bu tarz spesifik niş işler. Bunun da söyle bu Olmuş. detayı da vermiş olalım. Hı. Şimdi özellikle son dönemlerde bir alanda spesifik bir alanda iş yapmak aslında sizi diğerlerinin önüne çıkarabiliyor. Yani mesela sadece Oscar'ın mamasını satan bir şey olabilirsiniz. Mağaza olabilirsiniz ya da Oscar'la alakalı ürünler mesela. Onun cinsiyle alakalı ürünler satan bir mağaza olabilirsiniz. Bu da sizin için bir fırsat olabilir yani niş bir üründe sadece o insanları çekmek ve onları sadık müşteriler haline getirebilmek her anlamda hem tekrarlı şekilde sizden müşteri olabilmeleri hem de her bir çeşit ürünü satabilmeniz anlamında ya da onlara sunabilmeniz anlamında müşteri olabilir. Biz de bugün ne yapacağız? Bu spesifik alanda kuracağımız funnel'la size bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. Niş bir alanda nasıl funnel kurulur? Evet. Evet, her zamanki gibi Dur. yine değer merdivenimizi oluşturalım. Amcasının kuzu şiddet mi uğrayayım insanların yanında şimdi? Yine öyle diyorsun. Tamam. Hadi sen biraz gez, ben seni sonra yine alacağım. Hadi. Nasıl yazılıyor Hasan? Toy. Pol DDL. Podul mu? Aynen, podul. Kaniş de deniyor. Mama. Ben bunu ha. Hatta podulun da şeyi var. Toy podul. Minyatür podul. Abimden brief geliyor arka taraftan. Evet, ne yaptık? Her zamanki gibi değer merdivenindeki amacımız neydi? Gelen müşterileri basamak basamak onların ihtiyaçları nispetinde onlara ürünler sunarak en nihayetinde onlara aldıkları bu ürün grubuyla hem onları mutlu birer müşteri haline getirmek hem de işletmemizi kazanan bir yapıya dönüştürmek. Neden? Sadece gelip ona bir tane ürün satsak bu bizim için aslında bizim işletmemizi karlı bir hale getirebilmemiz için yeterli değil. Biz ne yapıyoruz funnel'da? Ona
onun alabileceği teklifler sunarak arkasından, o ilk ürünün arkasından hem işletmemizi kârlı bir hale getiriyoruz hem de müşteriye arzu ettiği ürünleri sunmuş oluyoruz. Evet, aynen öyle. Benim internet yine bir dondu sanki. Şu an bir kötü senin internetin Emre abi. Allah Allah. Senin internet, benim ses. Geliyor mu sesim? Evet, şu an geliyor. Sesim geliyor ama görüntüm sanki donuk. Evet, görüntü donuk. Tamam, Paylaştığın neyse. ekran donuk mu? Bak, hareket ediyor mu mouse? Evet, ediyor, hareket ediyor. Tamam. Birincisi basamağı ne dedik? Todulmama. İkinci basamağı ne yapabiliriz? İşte Hasan daha iyi bildiği için onun şeyle tavsiyeleriyle devam edelim. Ya Birinci basamakta ikinci. mesela bir köpek sahibi mama alırsa ikinci basamakta ne almak ister ya da bununla alakalı ne ürün olabilir? Abime sorayım. Abi, köpek maması aldıktan sonra ikinci olarak ne alırsın mesela? Ne almak istersin? Mama ile alakalı. Mama kabı olabilir zaten. Ha, mama kabı. Mama su kabı. Mama kabı, su kabı. Emre abi, şu an donduğun için ben göremiyorum seni ama. Yazıyorum ben. Görünüyor mu? Tamam. Ha. Mama kabı, su kabı. Bunlar Tamam. Mama kabı yazalım. nasıl Mesela abi? mamayı aldı. Bir tane de güzel böyle belki de üstüne lazerle isminin yazıldığı, Evet. köpeğin isminin yazıldığı. Sen gireceksin oraya bir alan. İsmini yaz et mesela. Mama kabı. İsmine özel mama kabı. İkinci basamak mesela. Dur. Sonra üçüncü basamak ne olabilir? Kıyafet ya da fular gibi bir şey olabilir mi mesela? Hani böyle köpeklere taktıkları fular tarzı şeyler Olabilir, olabilir. evet, çünkü podulların boyları zaten hemen hemen hepsi aynı. Minyatür poduları. O yüzden şu an şu Oscar'ın üzerindeki kıyafet bile olabilir. Fular yazalım. Ha. Abim şey diyor, kemirme çubuğu diye bir şey varmış abi. Dişleri temizlemek için. Ha. Mesela onu da kemirme pahalı bir şey olsun. Son basamağa mesela pahalı bir şey koyalım. Ha bak, son basamağı şöyle bir şey yapabilirsin. Oscar, dur oğlum, 2 dakika dur. Burada mesela eğitim yapabiliriz abi. Tamam, biz mama satıyoruz da toy podullara özel bir mama satıyoruz biz. Sadece toy podullar bizim ilgi alanımız. Onların işte tuvalet eğitimi olsun. Ondan sonra diğer hangi eğitimler olabilir abi? Hani iki ev olduğu için otur kalk özel konutlar olabilir. Ha, özel komutlar, otur kalklar, İtaat eğitimi. İtaat eğitimleri. Bununla ilgili Birebir abi. birebir eğitim. Birebir eğitim. Aynen. Bağlıyorum. Tamam. Tamamdır. Tamam. Hadi. İncen mi? Gel. Gel. Hadi. Hadi Tamam, falan. şimdi ne yaptık? İlk basamağın mamasını koyduk. Abi benim niye görüntüm gelmiyor ya? Dandım kaldım orada. İlk basamağın mamasını koyduk. İkinci basamağa mama kabı. Yine bununla alakalı olarak. Üçüncü basamakta fular sunabiliriz dedik. Dördüncü basamakta da birebir eğitime yönlendirebiliriz. Ya da eğitim demosuna bile yönlendirebiliriz mesela. Demo bir eğitim yaptırırlar mesela firma. Sonra oradan normal eğitime yönlendirebilir mesela. Öyle bir şey olabilir. Birebir eğitim baya bir şey abi. Orada önemli yani. Birebir olur, grup olur. Eve geliyorlarmış abi bak. Eve gelip eğitim veriyorlarmış. Kadar başka bir sektörmüş o ya. Ya tabii, aynen. Sektör Ha, tamam. bambaşka. Yani fular yerine de, fular orada Benim biraz imkanım. zayıf kalırsa Emre abi, değer merdivenini oluşturuyoruz ya. Fular yerine diş macunu, diş fırçası. Bu Oscar için, köpekler için, podullar için. Değil mi? Aynen. Ama şey gibi düşün işte. Gerçi o da olabilir. Ama hani fular biraz daha şey kaçacak. Basit kaçacak. Tamam. Yani buradaki esas amacımız aslında şey. Sunduğumuz ürünler birbiriyle ilintili ya da ihtiyaç duyabileceği ürünler olursa müşterinin alımı daha kolaylaşır. Ya da istek uyandırabilecek onda ürünler olursa merdivenin basamaklarını tırmanırken
daha fazla istek olabilir. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Mamayla, mamanın fanını kurarak devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bomboş, tertemiz bir sayfamızı açtık. Açalım sayfamızı. Evet. Şuraya ben standart birkaç tane. Mesela ne yapalım? Buraya teklif gelenlere özel bir teklifle başlayalım mesela. Ne diyelim? %30 indirimle başlatalım direkt. Ya burada şeyi karıştırıyorlar Emre abi. Burada mesela biz burada özel teklif %30 indirim diyoruz ya. Burada aslında yani organikten sayfaya girenle bizim trafik olarak çekip sayfaya getirdiğimiz insanları farklı split testler, split demeyelim de farklı funnel'lara yönlendirirsek aslında bu sefer özel teklif anlam kazanmış oluyor. Adam buranın evet, yani, reklamının dışında gelip bizim sitemizi ziyaret ederse herhangi bir indirim görmeyecek. Ama reklamı görüp tıklayıp gelirse indirimimizi görecek. Bu da indirimimizi bizim şey yapacak. Realize etmiş olacak yani. Evet, evet. Akıllarda bulunması lazım. Özel teklifi yani biz normalden gelen insanı başka sayfaya gönderip sıcak kitleyi özel teklife gönderebiliriz ya da ılık kitleyi özel teklife gönderebiliriz. Dostlar hastayım, o yüzden sesim böyle. Tekrardan yeni gelenler için söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu sese fazla maruz bırakmak da istemiyorum sizi. Bugün Covid testi oldum. Negatif çıktı. Covid de değilim ama bir türlü geçmiyor. Evet. Şimdi Hasan, Oscar zaten çok spesifik birisi. Bu evet. Bazı fanlarda yaptığımız gibi burada da yine videolu anlatım kullanabiliriz. Yani aynen. Böyle onun kesin vardır. YouTube'da da bir tane baksana bir. Yani Oscar'ın da çok güzel videoları var ama Instagram'da var. YouTube'da bakayım ben hemen bir tane toy polulum. Yine ben şuraya standart şeylerimizi yerleştireyim bu sırada. Ya genelde şey var Emre abi. Orada video olsun da biz oraya görsel koyalım abi. Bir tane herhangi bir video da koyabiliriz ya. Yani illa şey olmasına Tamam, da hani videomuz yok ya. O buraya onu atamayız abi şimdi. Mesela görsel koyalım. Ben sana mama ile ilgili. Bak bir tane atıyorum. Oscar'ı mama ile çekmiştik. tamam, görsel de olur. Tamam, görsel koyalım. Hani o video dostlar, siz onu video olarak düşünün ama işte fotoğraf koyuyoruz biz. Şimdi burada WhatsApp'tan gönderiyorum. can alıcı şeyler, başlıklar. Geçmiş olsun Hasan. Bu sese kulak verin demen lazım. Sen marketingçisin. Bu sese yani fazla kulak verirseniz kulak sağlığınız için iyi olmayabilir. Yine de siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben bir yayını yenilesem ya, sen dursan da. Bir yayını yenileyim bakayım. Tamam, sen gir çık abi. Ben de soru cevaplayayım. Bunu şu an ClickFunnels'dan mı yapıyorsunuz? Daha önceki yayınlarınıza katılmadım. İlk defa katılıyorum. Evet, bunu şu an ClickFunnels üzerinden yapıyoruz. Hep beraber canlı canlı funnel'ları kuruyoruz. İnteraktif yapıyoruz. Sizler de biz funnel'ları kurarken bizlere eşlik edebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Üzerine tartışırız, konuşuruz ve funnel'a ilave ederiz. Evet, burada şey yapalım Hasan. Mesela bu
Tohlu sahiplerinin önemsedikleri şeylere göre bu mamanın özelliğinden bahsedecek şekilde vurgulayalım. Mesela Tamam. ne bileyim %20 Abi vitamin. tam bu başlık senin için. Geçsene mi yanımıza? Tamam hadi. Tecrübeli bir kişiden destek. %20 vitaminli, yani bilmiyorum şimdi tabii özelliğini de, mamanın özelliğini. Burada bak şimdi burada şunu da şey yapalım abi. İnsanlara da güzel bir örnek olmuş olsun. İşte abim bu konuda tecrübeli. Şimdi biz ne yapacağız? Doğru soruları soracağız. Abim aslında o mamayı satan insan gibi. Hani birileri funnel kurarken başka birine funnel kuruyorsa nasıl sorular sormalı onu da öğrenmiş olacak. Gel abi. Evet, abim Aga tabii ki benden daha genç duruyor ama abim. 6 yaş var. 6 yaş var aramızda. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Büşra demiş ki bunu ders ders mi yapıyorsunuz? Yani öncelikle bir şey. Hayır, her bölümde ayrı şeyler yapıyoruz. Bu yayından sonra önceki bölümlerde izleyebilirsiniz. YouTube kanalımda var. Evet, Rica bakın şimdi nasıl bir mesela sizin mama alırken abi en çok önemsediğiniz şey ne? Yani neyi önemseyerek mama alıyorsunuz mesela? ya en çok önemsediğimiz şey öncelikle kaliteli bir mama olması. Şimdi bu ırklar küçük ırk olduğu için, yani Oscar minyatür ırk ama daha böyle toy, poodle 3-4 kilogramlık, Oscar şu an 8 kilogram. Daha küçük 3-4 kilogramlık ırklar için mamanın kalitesi çok önemli. Çünkü insanlar gibi yedikleri her şey sindirim sistemini etkiliyor, işte bağırsakları etkiliyor, mideyi inanılmaz etkiliyor, diş gelişimini etkiliyor, tüylerini etkiliyor, tüylerin gelişimini, parlaklığını, canlılığını, yani tüm metabolizmasının her şeyini etkiliyor. Kalitesiz mama günü kurtarmış gibi olursun. Belki 1-2 yıl evet mamadan tasarruf etmiş gibi görünürsün ama kaliteli bir mamada bunların ortalama ömrü 12-14 yıl civarı. Kaliteli bir mamayla 14 yılı görürsün ama kalitesiz bir mamayla belki 8 yıl falan görebilirsin yani. Bunu şey yaparız. Alt tarafta Aynen bunu ben evet. diyecektim. Mesela 1500 mutlu müşteri Oradaki arasında detayı fark ettin mi abi bak? Ne diyor adam? Diyor ki kalite diyor. Niye kalite diyor biliyor musun? Birinin toy podalı varsa o zengindir yani. Anladın mı? Ya, o yüzden ona göre hitap değil edelim yani, bize kadar diyor zengin olmasın da bizim yani. haricimizdekiler zengin ama yani. Şimdi ne yapalım o zaman? Nasıl diyelim? Evet. Nasıl Abi diyebiliriz? bir oraya kabataslak yazalım. Sonra tekrardan altları şekillendirdiğimizde şey yaparız. Şimdi mamaların bir de en önemli noktası tahılsız olanları tercih ediyor insanlar. Niye? Yani tahılsız daha yararlı. Tahıl böyle posa şeklinde olduğu için yani tok tutuyor ama vücuda bir yararı yok. Yani mamaların içerisinde mamalar bir konsantre olarak düşün. Hı. Yani küçük küçük mamalarla günde 110-120 gramla vücudun ihtiyaç duyabileceği tüm vitaminleri, işte mineralleri, gelişimini sağlayacak her şeyi, omegasından tut da işte E vitaminine, D vitaminine, tüm vitaminler barındırıyor içinde. Ya bunun da tahılsız olmasına çok önem gösteriyorlar. Tahıllı mamalar var, az tahıllılar var, bir de tahılsız mamalar var. En kaliteliler tahılsız mama olarak geçen kategoriler zaten. Konu da zormuş ha. Doğru Aynen. mamayı bulduğunuzda sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin desek mesela. Doğru mama ile dostunuz ile sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin. Tabii, bu da çok önemli çünkü mamalar alerji yapma durumu da çok fazla oluyor. Tüy döküntüsüne sebep oluyor. Midede mesela gastrit, ülser gibi veya ne bileyim bağırsak sistemlerinde sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Yani önemli olan dediğim gibi bir mamanın bir köpeği tamamıyla normal, stabil bir şekilde sağlıklı hale getirmesi. Mesela örnek vereyim. Kaliteli bir mama, köpeğe yarayan bir mamayı bir köpek yediği zaman bir günde, 2 günde maksimum kakasından anlaşılabilir yani. Günde 2 veya en fazla 3 kere tuvalete çıkması lazım. 5-6 kere tuvalete çıkıyorsa bu da demek oluyor ki mama yaramıyor, mamayı sindiremiyor, mama vücut kabul etmiyor bu mamayı, dışkıyla atıyor. Tamamıyla atıyor yani. O da bir şekilde yaramıyor, zayıflatır. Dediğim gibi yemek Sana yerse sıkıntılara sebep Dog Whisper Hakan Bölükbaş. öyle. Dostun
özel mamalar da var. Yani hani direkt sindirim sistemine odaklanan mamalar, direkt tüy gelişimine odaklanan mamalar, direkt mesela ne bileyim diş koruyucu mamalar, ırklara özel mamalar, uzun tüylü köpek, kısa tüylü köpek. Tamam Yani abi bak. aynen. Abim Hani... öyle bir konuya girdi ki bizim bütün fanın nereye ne yazacağımız gitti şu an. Yok yok, ben genel bilgi açısından söyleyeyim dedim. Adam uzman Bu ya. adam tam bir şey expert çıktı abi. Şimdi dedik ki burada evet arkadaşlar sizler de burada katkılarınızı sunarsanız çok güzel olur. Burada hep beraber keyifli bir şekilde funnel'larımızı kuruyoruz. Ne dedik? Doğru mama ile dostunuz ile sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin diye girdik. Doğru mama kısmı ne kadar doğru oldu ki demiş. Çok fazla doğruluk var burada. Evet, doğru mama iyi bir tabir değil ama öneriniz varsa doğru mama Evet. iyi bir tabir değil. Bu ilk başta şeyimiz bizim. Daha etkili bir şey yazalım. Evet. Başak, daha etkili bir şey yazalım. Düşünelim. Şimdilik böyle ana temalarımızı belirleyelim. Bir de ufak bir girdi yapayım mı? Yani işe yararsa tabii mama sektöründe en önemli etkenlerden biri de numune mama yolluyorlar mı? Ha. Mesela bazı mama çeşitlerinde numune mama mail atıyorsun, adresini diyorsun. Ben şu markanızın numunesini istiyorum diyorsun. Çünkü Oo. mamalar minimum 1,5 kilogram oluyor. 3 kilogram, 7 kilogram, 15 kilograma kadar çıkıyor. Tam bir değer merdiveni bak. Ücretsiz Tam bir mama. PDF funnel oldu. Başkan buraya bir PDF deme. Ücretsiz PDF yerine numune Ücretsiz mama mama gönder. Evet. göndersek Numune efsane başvuru, olur numune ha. mama talep formu gibisinden bir şey olabilir. Oraya bilgileri, mail adresini zaten mailleşerek yapıyorsun bu işi. Adresini mail yolluyorsun. Genelde şey istiyorlar. Köpeğinle bir fotoğrafını istiyorlar. Gerçek kişi misin yoksa öylesine bir numune mama mı Evet. istiyorsun diye. O da çok mantıklı. Çünkü mamaların da kuzulu var, biftekli olan var, tavuklu olan var, Abo, tavuk sen veya biliyorsun. kuzu sebzeli olan var, Evet. balık ürünleri, somonlu olanlar var. Yani çok çeşit. Bu bambaşka bir sektör Emre abi. Tabii. Şimdi oraya bir görsel. Şimdi burada abimin söylediği şeylerden süzelim Emre abi. Oraya 3-5 tane şey yazalım. Ya şimdi ben iki tane satır yapalım diyorum. Bir tane sola resim koyalım, bir tane sağ resim koyalım. Özelliklerinden Tamam. bahsedelim. Yani bayağı bir özellik saydı Hakan da şimdi. O zaman tekrardan şeyi soralım abi. İki şey öne çıkmış olsaydı İki buraya özelliği. gideceğimiz. Bir İki. mamanın iki özelliği. Ha, iki özellik olsaydı ne olurdu? Anti-alerjik. Bu ırklarda çok önemli. Alerji bir reaksiyon göstermemesi. Anti-alerjik ve ne diyebiliriz? Ya diş sağlığı falan filan zaten onlar her mamada yazan şeyler. Sindirim Buraya için anti-alerjik. olabilir. Ya da tüy bakımı için olabilir. Bu podal ırkı tüy dökmediği için sürekli tüyler uzuyor. Tüy bakımı da çok önemli. Tabii parlak görünmesini falan da çoğu köpek sahibi istiyor. O zaman anti-alerjik de şey gayet mantıklı. Ya anti-alerjik o kesin olsun. Tüy. Aynen. Özellikle podullar tüy dökmediği için. Şimdi oraya da ben iki tane görsel Oscar'ın görselini atayım. Sağlı sollu koyalım. Bir de şey vardı abi değil mi? Mesela podul böyle bir community seviyor insanlar. Bir topluluk. Podul sahibi olan Tabii insanlar. tabii. Yani biz biraz uzağız ama Ankara, İstanbul podal buluşmaları falan oluyor. Yani hatta şeye falan çıkıyor böyle yerel haber sitelerinde, gazetelerde falan. İşte uluslararası işte ne bileyim geleneksel podal buluşması yapıldı falan Ha, tarzında. o zaman şey yapabiliriz. Bu iki önemli maddeyi verdikten sonra bizim mamamızın bir komünitesi olsun. Çok mantıklı. Şey yapsın. Toy Poodle sahiplerini buluştursun. Evet. Hatta sponsor olup yaptığımız etkinlikler Hatta vesaire de oraya olabilir. da bir tane eğitmen getirilebilir. Gelen kişilerin sorularını cevaplanabilir. Ya da ufak tefek eğitimlerde gösterebilir. Küçük trikler gösterebilir yani. Evet, zaten bir markanın böyle bir şey yürütmesi aslında çok mantıklı, süper bir Abi şey. şu an şu videoyu şu canlı yayın izleyen insanlar Marka stratejisi verdi yine. yani daha ne Evet. yapabiliriz burada sizin için?
Doğru. Ben bak köpek markası olsaydım ki uluslararası yani yurt dışı menşeli markaların da Türkiye'de yani distribütörleri falan zaten var. Böyle bir şey yapıyorlar mı Hakan? Türkiye'de var mı böyle Ya topluluk? ben denk gelmedim. Ya bizim Oscar'ın da Instagram hesabında falan hiç denk gelmedik Dur ben yani. Oscar'ın iki fotoğrafını atayım. Genelde bazı insanlar öncü oluyor. Podal Turkey işte grupları falan oluyor veya Podal Ankara, Podal İstanbul, Podal İzmir. Genelde buralarda yoğunluk da var potun cinsi zaten. Bazı köpek kafeler falan da öncülük edebiliyor. Mesela Oscar'ın tüylerinin Şimdi güzel. özelliğini yazalım. Daha parlak tüyler mi yazalım? Aynen. Parlak ve sağlıklı tüyler diyelim, değil mi abi? Aynen. Parlak Daha ve canlı da sağlıklı. olabilir. Ha, Parlak ve canlı diyelim. canlı ve sağlıklı Aynen. tüyler. Hangisi abi sence? Canlı Ya olan. Oscar'ın o gösterdiği gayet iyiydi. Hani Mesela şu mu? şu fotoğraf çok güzel. Yani Poodle ırkının özelliklerinden biri de tüy yapısı böyle çok yumuşak. Bir de kıvırcık tüylü olması. Yani o yüzden insanlar mesela bize de çok soru geliyor Instagram'dan DM'den. Oscar tüyleri nasıl böyle kıvırcık? Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? O da olabilir. Markanın bak yine aklıma geldi. Şampuan da mesela inanılmaz çok soruyorlar bize. Hangi şampuan önerirsiniz? Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Tüyler uzun olduğu için kıtık olurmak, keçelenme falan çok fazla oluyor. O yüzden şampuan, tarak, tarama rutini falan çok önemli. O zaman abi şimdi bunu attım ben. Bir de anti alerjik olana hangisi sence daha iyi olur? Yiyor mu? Anti alerjik. Yok. Ya böyle tüylerin en sağlıklı göründüğü bir fotoğraf olsun. Yine mi? Yani telercik zaten aslında yine biraz tüyle alakalı. Yani Değil tüy mi? dökülmesi, Yani bir sürü resmi vardır ya Oscar'ın. Attım attım. Sana şimdi WhatsApp'tan gönderdim. Ona spesifik bence spesifik arama. Şuraya onu koyalım. Buraya da onu koyalım. Sonra şuraya da. O ilk mamayla olanı şu video yerine koyacağız abi. Ben şuradan bir tane daha atayım sana. Yani Mesela şöyle şunu. şey güzel bir foto. Hani şu falan olabilir bak. Yani bu da hem eğlenceli hem canlı duruyor. Tüyler de güzel duruyor. Ben de boş durmayayım, alt tarafı yapayım. Aynen. Sana şimdi 3 yer içinde olan şeyi gönderdim Emre abi. Evet. Arkadaşlar nasıl gidiyor sizce funnel? Neler ekleyebiliriz? Neler çıkarabiliriz? Başlıklar nasıl? Nasıl geliştirelim bunları? Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ekipten katkısı olan yok mu ya? Ben şimdi fanlı kurarken bakamıyorum o tarafa çok. Ekip şu an afalladı. Oscar'ın funnel'ında. Çünkü Onu amaç zor ya. Zor geldik onu. Yani o 2-3 can alıcı şeyden sonra Emre Ya abi. spesifik falan kurmak zaten zor da ama dediğin gibi işte doğru soruları sorup yani mesela en çok dikkat ettiği iki özelliği sorduk mesela. Tamam mı? Ya da neye en fazla göz önünde bulundurur, ön planda Evet. bulundurur. Dolayısıyla bunlara bakarak iş yapmak aslında daha kolay. Mesela doğru soruları sormak. Tabii. Bir de Dostunuza en uygun mama diye başlık atılabilir Başak. Oraya tekrardan dönelim. Yunus akıyor maşallah. ya da Podol Teşekkürler. için bir mama olacaksa özel yani size özel bir mamayı daha iyi vurgulamak daha mantıklı olabilir. Sadece size özel falan. Ben şu resimleri bir ekleyeyim. Sadece size özel. O zaman hemen şimdi Emre abiyle şey böyle. O zaman oraya biz quiz funnel'ı yapalım. Soru soralım insanlara. Sen attın mı? Attım WhatsApp'tan attım. Niye Attım gelmedi? ne atmamışımdır ya. Gelmiş olması lazım. İletildi Hı. gösteriyor. Heh, geldi. En üstteki abi ilk attığım mamalı olan video yerine konulacak. Sonra geri kalan ikisini de oraya koyarsın. Şimdi şey yaptık. Funnel'da başlığımızı attık. Video funnel yapıyoruz. Ondan sonra ürünün iki tane can alıcı özelliğini belirttik.
Onun altına bizim ürünümüzün sadece toy podullara has olduğu için bir community'miz olduğunu belirtip insanları community'ye çekmek de istedik. Bir de buraya bütün funnel'larımızda olmazsa olmaz şeylerden birisi neydi Emre abi? Social proof. Bu mamayı alıp Evet, kullanan fayda işte görenlerden biri. köpek dostumuzu koyabiliriz onların hav hav yorumlarını. Tabii canım, o da önemli olan zaten ya, en birinci öncelik aslında bir köpeğin bir mamayı iştahla yemesi. Ha, o zaman iştahla Ya tabii ki. yerken bir video. Bak güzel, çok daha Aynen. mantıklı Çünkü olur. kuru mama köpekler için kuru mama, insanlar için brokoli gibi bir şey yani. Hani çok böyle zevkle, inanılmaz iştahla yedikleri bir şey değil. Bir yere kuru mama koy, diğer yere işte cips koy. Kuru mama yemez, cips yer köpek de. Aynı çocuk mantığında yani. O yüzden kuru mamayı iştahla yiyorsa köpek sahibi için bu birinci öncelik, bulunmaz bir nimet. O yüzden genelde köpek numune dediğim nokta o yüzden önemli. Çünkü 3 kiloluk bir mama alıyorsun, köpek yemiyor. Gitti. Yani 50 gramını koydun önüne, yemedi. Çöp olur, evet. Geriye 50 gram kaldı yani. Evet, Başak. Daha böyle çok sektörle karşılaşacaksın. Evet, bir Evet, fotoğrafları bugün sizi Hakan Bey ekstra bir aydınlattı sektörle alakalı. koydum. Hakan Hakan Bey, köpek oldu. maması kuracak seviyede bilgi sahibi ya. Aynen. Aynen. Ya çok araştırdık. Biz Oscar için kaç bir yıl boyunca muhtemelen Türkiye'deki mamaların %80'ini falan denemişizdir yani. Oscar'ın da bir gastrit problemi oldu midesinde. Hala devam ediyor biraz da. O yüzden Evlat gibi, evlat gibi Emre abi. tabii canım, zaten ya yani böyle canlılarla bakmayacaksan abi, evlat gibi görmeyeceksen almamak lazım. Aynen. Sahiplenmemek lazım. Aynen. Bir mamasını Tamam. alttan aldırıyoruz, bir mamasını da biz alıyoruz işte. Aldırın. Tamam, Aldırın sana. ne Doğru yapıyoruz o mamasını değiştireceğimizi söyledik. Emre abi şeyi de ekleyelim. Ondan sonra hep beraber bence funnel'ın üzerinden geçelim. Social proof. Community ekledik. Can alıcı iki noktasını ekledik. O zaman şuraya böyle bir tane topluluk var mı acaba? Büyük köpeklerin resmi olan. Oraya bir Vardır tane böyle ya. Modullar diye dur bakayım bir. topluluk Sizin WhatsApp eklerken grubunuz. şuraya bir tane büyük bir resim ekleyelim. Şöyle yapabiliriz. Bizim takip ettiğimiz kişilerden alalım. Hani bir şey demezler yani, sorun olmaz. Hani böyle bir sürü köpek. Ha, Vardır vardır. tamam. Olur abi. Onların Gönder. Instagram. Bir de şöyle bir küçük bilgi paylaşımı da yapayım. Bazı markalar yeme garantisi veriyor. His diye bir marka var mesela. Amerika'da falan böyle çok lider bir marka. Türkiye'de de var. Yeme garantisi veriyor. Alıyorsun mamayı, köpeğine veriyorsun. Yemedi mi? Diyorsun ki benim köpeğim yemedi bu mamayı. Para iadesi yapıyor sana. Vay be. Aynen. O yönden kendilerine de çok güveniyorlar. Çok mantıklı. Şu nasıl? Güzel. Daha böyle şey var mı? Yok, güzel. At abi sen, olur bu iyi. Dur Bu bakalım, belki bunları da şey paylaşırız. daha yaygın paylaşırız. Herkes toy podunu kucağına almış, güzel bir fotoğraf çekilmişler de. Vay be. Bunu bir alayım, bir de Ankara. Evet, Başak. Oscar Efendi çok tatlı. Yani bakın işte arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir sektörün içerisine girdiğiniz zaman nasıl farklı kapılar açabiliyor? Yeter ki siz böyle işte doğru soruları sorun. Sorduğunuz zaman akıyor gidiyor olay. Yani biz bu konu üzerine eğilsek çok güzel kapsamlı bir funnel kurabiliriz. Değil mi Emre abi? Evet, Sadece kesinlikle doğru ya. soruları sorarak ve sadece abimle. Abime doğru soruları sorarak bir müşteri olarak yani Aynen. bu konuda sektörü domine edebilecek bir funnel'ı çok rahat çıkarırız. Evet. Burada önemli olan zaten
Biz hep fan kurarken ne yapıyoruz aslında? İnsana hitap ettiğimiz için ya da işte ürünün alıcısına hitap ettiğimiz için onun böyle sıkıntı yaşadığı noktalar, arzuladığı noktaları tam olarak teşhis edebilirsek zaten fanın içerisinde de ona değinip o insanı soruya götürmek daha kolay olur. Önemli Tabii. olan dediğin gibi doğru soruları sorup o noktaları tespit edebilmek. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu işi bilmenize gerek yok. Şunu sen. Güzel. Ama diğeri daha güzel sanki. Öyle o Yani. zaman güzel mi? Hani işi bilmenize gerek yok. Biz şu an köpek maması ile ilgili bir bilgiye sahip miyiz? Hayır. Ama muhtemelen bize danışan insan zaten köpek maması ile alakalı bir bilgiye sahip. Biz bu insanlara doğru soruları sorarsak doğru cevapları alırız ve funnel'da yerleştirip piyasanın üstünde bir şey sistem kurmuş oluyor. Evet. Tamam, şimdi genel akışı oluşturduk. Buradaki en üstte indirim Şeyi de olacağını gönderdim sana bu arada Emre abi. Son topluluk fotoğrafını mı? görselini Evet. de gönderdim. Onun bir dakika, o resmi de yükleyeyim Tamam, onu da yükle. ben. Online Sen o girsen şimdi buradan alır mıydın? Ya da bunu en son sorayım abi. Funnel'ı bitirelim, tamamlayalım. Evet arkadaşlar, dediğiniz almazdım eklemek istediğiniz bir şeyler varsa diyecek. hadi hep beraber birer toy podul alıyoruz veya köpek Türkiye'de maması. sayısı az değil mi? O kadar fazla yoktur Yani yani. pandemiden önce çok fazla yoktu. Pandemi döneminde inanılmaz bir rağbet oluşmaya başladı. Poodle ırkının özellikle dediğim gibi tüy dökmüyor. Yani evde bir köpek beslediğin anlaşılmaz tüy yönünden. Bir de koku da yapmıyor. Yani kokusu ve tüyü olmadığı için en büyük baskın özellikleri onlar. Öyle bir durum olduğundan dolayı çok popüler hale geldi. Herkes bir köpek besleyeceksen poodle besleyeyim düşüncesinde yani. Bir de zekiler. Dünyanın en zeki ikinci ırkı. Selçuk Ağartaş demiş ki alır gibi olabilirdim. Alır. Eyvallah. Alır Selçuk Ağartaş. Selçuk. Tamam, şimdi tekrardan gözden geçirelim. Ne yaptık? Bu sol tarafta nasıl bir değer sunduğumuzu, bunu neyle yaptığımızı, şurada butonla dostunuzun sağlığına yatırım yapıp hani dostu olduğuna vurgu yaparak Doğru mama kısmını değiştirelim demiştik. Onu bir hep beraber tekrar yapabiliriz. bir gözden geçirelim. Abi, Doğru ama değil de. size özel yani burada kişiselleştirilmiş bir şey. Ya da kendinizi özel hissedin. Dostunuza özel mama ile desek. Dostunuza Dostunuz özel mama ile onunla sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin. Olabilir, neden? Bence güzel oldu. dostunuza özel mama ile onunla çok olmadı gibi bana. Dostunuzu özel mama ile onunla sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin. Orada evet bir şey var ama ben de çözemedim. Tam düzgün bir cümle olmadı. Dostunuza. Sağlıklı, kaliteli. Uzun Şöyle, olmasın diye. dostunuza özel mama ile Sadece size özel. Vurgu özellik üzerine mi? size özel mama ile dostunuzla sağlıklı ve kaliteli vakit Ha, geçirin. bak bu daha iyi oldu. Aynen. Size özel mama ile dostunuzla sağlıklı ve kaliteli vakit geçirin. Bakın Başak ne demiş? Sağlıklı ve Anlamadım. kaliteli ömür. İlk defa alanlar özel numune ile birlikte bakım Ya gibi bir şey eğer gönderilebilir. merdivenin ilk basamağı numune olursa evet öyle bir Olabilir. şey de gönderilebilir yani kitap gibi bir şey. Hatta Sonuçta sahibi senden değer gördüğünü, o markadan değer gördüğünü hissederse numuneden sonra gerçek mamayı da alır. tabii. Direkt hatta numune ile beraber güzel bir mesaj kendini Şöyle özel hissettirecek ve bu bir indirim. Olabilir. Mamaların yaş olarak 3 sınıfa ayrılıyor. Bir sıfır yani ilk doğumdan 10 aylık olana kadar puppy, yavru maması kullanıyorlar. 10 aylıktan 8 yaşına kadar adult, yetişkin olarak geçiyor. 8 yaşından sonra da artık yaşlı olarak değerlendirdikleri için yaşlı köpek maması olarak mama yemeye devam ediyor.
Yani bu şöyle olabilir, mantıklı bir şey. Puppy olarak yani yavru bir köpek maması alıyorsa ona böyle küçük işte eve gelen köpeğin tuvalet eğitimine alakalı bir küçük kitapçık verilebilir. Yetişkin köpek maması alıyorsa yanında kemirme çubuğu mesela dedik ya. Abi şimdi Tarzında sen ufak hediyeler öyle verilebilir bir yani şey hani. söyledin ki biz burada o zaman ekstra sektör dominasyonu için Emre abi biz direkt quizde başlatabiliriz ki bunu. Quiz şey köpeğin biraz önce 3 tane şeyi söyledin ya. Tabii. O Evet, hangi üçlüye safhada göre olduğunu ufaklığı revize edebiliriz. ya zaten Yaşlıysa yaşlıya göre, gençse gence göre, tabii çocuksa çocuğa yani göre. çok geniş. Aa bak şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Funnel'ın çevresi başlangıç itibariyle değişebilir. Yani keşke vaktimiz olsa onu öyle kurardık ama sizde de fikir olarak bulunsun. Abimin bu en son söylediğinden sonra biz Emre abiyle bu funnel'ı kuracak olsaydık ilk başta işte bir daha söyler misin abi? Yani yavru, yetişkin, yaşlı. Yavru mu, yetişkin mi, yaşlı mı? Bu soruyu sorardık sayfaya girecek insanlara ve kendi köpeği hangi kategorideyse onun karşılayabileceği bir teklif sunardık. Evet. Ona göre anlatırdık. Yaşlı köpeğine göre işte niye bu mamayı almalı? Gence göre niye bu mamayı almalı gibi. Ay vallahi konuşamadım gitti Çünkü sesim. yavru köpek mamalarında protein oranları falan da çok önemli tabii. Yani genelde %28-26 çok ileri düzey bu tazı köpekleri falan yani çok enerji harcayan koşan köpeklerinkilerde %31-32 o civarlara çıkıyor protein oranları. Yavru köpek mamalarında da protein oranları çok yüksek. Ona da dikkat ediyorlar. Gelişim çağı olduğu için Evet. %30'larda falan gibi yani o yüzden bir ayrım var. Yavru Bence yetişkin yaşlı. mesaj alındı dostlar. Mesajları almışsınızdır. Sefa ile devam ediyorum. Has mama alın dostluğunuzu pekişsin. Derler ya bir çay söyle dostunuz pekişsin. Buna uyarlarsanız belki bir şeyler çıkar demiş Sefa. Olabilir Sefa. O başlığa tekrardan gelelim. Dostunuza diyelim. Onunla silelim. Yunus tamam bakalım. Başlığı tekrardan bir revize edelim. Emre, Oscar'a benden selamlar. Aleyküm selam. Böyle yorum yazıyor. Yaz abi. Bu mamayı aldıktan sonra abi iyi bir mama alırsa köpek nasıl tepki veriyor? Ya dediğim Yerse. gibi en önemlisi mamayı yemesi, severek yemesi. Ondan sonraki süreçte de köpek hemen reaksiyon gösteriyor. Küçük ırklar olduğu için Mutlu oluyorlar yani yani tabii öyle mi? canım mutlu oluyor. Mamayı daha fazla yemek istiyor. Mesela çok yediği zaman aşırı kilo almaması gerekiyor. Ya da mama yiyor, bakıyorsun kilogram ve ay olarak gramajına göre mamasını veriyorsun olması gereken değeri. Ama zayıflıyor. Yani köpek kilo alımını durduruyor ya da zayıflıyor, negatif yönde oluyor. O yüzden mama yaramıyor diyorsun yani. Kilo stabil olması lazım. Ortalamalarda olması lazım. Dediğim gibi tüy gelişiminin normal olması lazım. Dişlerinde aşırı tartar oluşmaması gerekiyor. Dışkısı işte kıvamı kuru ve yapışkan olmaması gerekiyor. Kokmaması gerekiyor. İdrarı kokmaması gerekiyor. Yani her şey etkili. Doydunuz, bugün herkes Yani doydu. Bir köpek maması nasıl olmalı? aynen. Ya sindirim sistemi önemli. Bir de işte mide olarak. Midede yani anti alerjik mamalarda da mesela köpeklerde mama yedi an belki yarım gün, belki bir gün sonradan hemen alerjik reaksiyonlar başlayabilir. O da en önemli etkisi zaten kaşınma. Sürekli kulak arkalarını kaşırlar veya ne bileyim o arka bacaklarını dişleriyle kaşıma olarak tüy dökümüne sebep oluyor da kaşıdığı bölgede tüy döküyor. Veya ne bileyim egzama da olabiliyorlar. İleri düzey deri rahatsızlıklarında. Evet abi. Bu da tabii ki hem köpek sahibinin yaşamını inanılmaz derecede etkiliyor. Yaşamayan bilemez diyorsun Veysi yani. Yani dediğim gibi demiş ki yani pardon abi sözünü kestim. Bunu ClickFunnels'dan mı yapıyorsunuz? Evet ClickFunnels'dan yapıyoruz Veysi. Zormuş konu gerçekten Sefa. Bakmakta zormuş. Evet. aynen. Ama Yani bak şöyle düşün Sefa. Sen dijitalcisin diye tahmin ediyorum. Bak şimdi bu köpeği alan insanlar parası olan insanlar. Anlatabildim mi? Yani böyle bir sistemi kurduğun zaman hem kaliteli bir kitlen oluşuyor hem de
Kalitenin yanında parası olan bir kitlen oluşuyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu eğer sen bunu gerçekten bir topluluk olarak oluşturursan bu insanlar da sonuçta köpek dostu. Hiçbir zaman gidip başka bir yerden almaz yani. Hep o Tabii. topluluktan almaya. Şey gibi yani hep Harley Davidson mesela bir Evet. topluluğu var. Sen ne yaparsın? O topluluğun içinden çıkmamak istersin yani. O topluluğun aldığı şeyleri almak istersin falan. Bir de Aslında şöyle bir durum var. Öneri çok önemli. Yani inanılmaz herkes birbirinin önerisine ve tecrübesine çok saygı duyuyor yani. Yani bir şeyi tecrübe etmeden önce veya başına gelen bir şeyi bir de mesela Instagram grupları, WhatsApp grupları, bizim de üye olduğumuz gruplar falan da var mesela. Yani inanılmaz sorular geliyor. Hani tecrübe aktarımı çok fazla. Ya yani Mama'da da öyle. Community olmayı seviyorlar yani. Tabii. İşte Yani o sen de ne yapacaksın? Topluluğa yine ürünü satarken de topluluğa ya da bu önerilere, sosyal kanıtlara önem vereceksin. Evet, bitirdik sayılır. evet. Hemen açalım tekrar görüntüyü. Şöyle Açalım. bir baştan sen bir Hasan bize E, yavaştan bir tamam. K4 İngiliz iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. YDS Yökdil'de tek adresimiz. Şimdi tekrardan en baştan gidelim. Burada şeyi revize edeceğiz. Oraya bakalım. Özel teklif dedik. %30 indirim verdik. Bunu şöyle yapacağımızdan bahsettik. Şimdi normal birisi organik olarak sitemize girdiği zaman buradaki özel teklifi görmeyecek. Reklamlardan gelen insanlar buradaki özel teklifi görecek ve bu sayede biz kendimizi daha fazla insanları rasyonalize etmiş olacağız ve burada işte her girene orada %30 indirim olayını görmemiş olacak. Ve bu insanların dikkatini çekecek ve girdikleri zaman alma eğilimlerinin yüksek olacağı anlamına gelecektir diyoruz. Ondan sonra sağ tarafta burada video olacak. Biz fotoğraf koyduk ama buraya güzel abim burada önemli bir detay verdi. Dedi ki köpek mamayı iştahla yer. Sevdiği bir şeyse iştahla yer. Biz buraya mesela işte Oscar veya farklı toy poodle köpeklerinin o bizim mamamızı iştahla yediği 3-5 tane video 5'er Kesin saniye. zaten şey olur. Sosyal Muazzam etkili medyada olur. aynen müşterilerden gelen şeyler koyulabilir mesela. Ha, aynen. Müşterilerden gelen videoları birleştirirsin. Onları koyarsın mesela. Genelde nedir biliyor musunuz? Hani köpeğin mamanın kapağını açtığı an çıldırdı. Yani Ha. konsept budur yani. Hani oraya Güzel. konulacak bir şey yoksa hani mamanın kapağını böyle açtığın an köpek kendi ekseni etrafında dönüp zıplayıp böyle hani o mutlu tavırlara büründüğünü gösteren bir video koyduğun an tamam yani olay zaten. Aynen. Sonra Ondan sonra. evet özelliklerinden bahsettik. İki tane can alıcı özelliğini dedi Hakan işte. Ne antialerjik olması mamanın. Antialerjik mama. Burada da mesela daha fazla bilgi edinip buraya da yine antialerjik olma özelliğinin neyden kaynaklandığını ya da içeriğini vesairesini yazabilirsin. Biz Tabii dedik tabii işte. zaten mamanın genel içerik olarak hani protein miktarı hangi vitaminleri içeriyor içeriğin tüm ayrıntılı içeriğinde mamada verirsiniz yani sıkıntı Aynen. olmaz. O Sonra zaten parlak ve canlı tüylerinden özelliğinden bahsettik. buradaki detayları şöyle bahsettik ama. Mesela eğer bir toy poodle sahibiysen, şimdi bu ırk ne dedi abim de? Tüy dökmeyen bir ırk ve bu ırkın işte tüylerinin bakımı ekstra daha özenli olmalı ve işte canlı tüyler olmasını tercih ediyor bu ırkın sahibi olan insanlar. Burada aslında bir önceki fanılarda da her zaman vurgu yaptığım şey neydi? İnsanlar fanın içine girdiği zaman kendilerini özel hissetmeli ve Tabii. kendilerinden bir parça bulmaları lazım. Biz de burada bak işte senin bir toy modelin var. Biz seni anlıyoruz diyoruz. O yüzden buradaki başlıklar, yazdığımız şeyler, dikkat çekmek istediğimiz şeyler çok önemli. Sonra ne dedik? Topluluktan bahsettik. Bunu da şöyle bağladık. Abimlerden biliyorum ben. Kendilerinin toy podul sahipleri olarak çok güzel toplulukları var. Orada bilgi alışverişleri yapıyorlar. Bu insanlar toy podul spesifik bir ırka sahip olduğu için kendi aralarında konuşmayı çok seviyorlar. Bu şuna benziyor. İşte mesela bir tane ne olsun? Felsefe. Ben felsefeyi çok seviyorum, okuyorum. Emre abi felsefeyi çok seviyor, okuyor. Biz bir araya gelmek istiyoruz değil mi Emre abi? Felsefe konuşmak istiyoruz seninle. Okuduklarımızı, yaşadıklarımızı. Ve onlar da
Toypod'un sahipleri de kendi bilgi birikimlerini, tecrübelerini paylaşmaktan çok hoşlanıyorlar. Yeni tecrübeler edinip kendi köpekleriyle bir yeni bağ oluşturmak onların hoşuna gidiyor. O yüzden burada neyi vurguladık? Eğer biz Toypodullara özel bir mama çıkaracaksak onlara özel bir community de ortaya çıkarıp yaratabiliriz ve onlara çeşitli etkinlikler yapıp müşteri sadakatini katlaya 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 arttırabiliriz dedik. Evet, yani tekrarlı Sonra alışveriş yapmasını da bu sayede aslında sağlamış oluyorsun. Yani senden tekrarlı tekrarlı almasını da topluluğun içine dahil ederek sağlamış oluyorsun aslında. evet. Tabii. Tüy olan canlı tüy yeri var ya, mesela oraya şey de ekleyebiliriz. Kıtık oluşumunu minimuma indirir. Yani podalıkın tüy dökmediği için diyorum ya, kıtık. En önemli nokta kıtıklı, onlardan biri de kıtık yani. Kıtık oluşumunu minimuma indirir yazıyorsan oraya, İnsanlar direkt alır mamayı, en azından bir deneyelim der yani. Bu kıtık dediğim tüylerin Keçelenmesi, dolaşmaması. dolaşması, birbirine dolaşması. Evet. Yani gibi. Aynen. Abimin bu verdiği örnekte yine şeye gidiyor. Onlara kendini özel hissettirecek ve böyle nokta vuracağı yere tekabül ediyor. Ondan sonra ne dedik? Klasik aslında bütün funnel'larımızda yer vermemiz gereken şey social proof. Bu şeyleri alanlar ne dedik? 1000+ mutlu aile ve düşündükleri. Ya Burada da social proof'lara yer verdik. Bizim ürünlerimizi alan insanlar da öyle fotoğraflara koymuşsun ki Emre abi. öylesine seçtim koydum Aynen. Bütün dikkatim dağıldı şunları. ya. Burada da işte bizim ürünümüzü alan insanların yorumlarına yer verdik ve buradaki yorumlarda dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken şey Toy Poodle'ın yani kendi köpekleriyle geçirdikleri vakitte ne gibi değişiklikler yaşadıklarını anlattıkları social proof olursa herhangi bir Toy Poodle sahibi bunu okuduğu zaman kendisine direkt birebir eşleme yapacak ve aynı ruh hali içerisine girip diyecek tamam ben bu ürünü alayım. Çünkü ben de köpeğimin biraz önce abimin bahsettiği gibi işte kutusunu açtığında delirmesini istiyorum, etrafında Tabii. dönmesini istiyorum, mutlu olmasını istiyorum gibi şeyler Burada işte bak, şu da önemli. söyleyebilirim. Aslında onu da söylemiş olduk. Mesela senin elinde marka olarak 30 tane sosyal kanıt olabilir. Ama sen alıp da sayfana koyacağın sosyal kanıtları özel olarak seçeceksin. Mesela Tabii. hitap ettiğin iki farklı, üç farklı kitle varsa onlara önemseyeceksin. Ya da müşterinin böyle önemli bir noktasına temas ediyorsa, ya da dediğin gibi özel hissettiriyorsa, ya da onun bir şüphesini gideriyorsa, bu yorumları da ona göre tercih edeceksin ki insanlar bu yorumları okuduğu zaman kana şey yapabilsinler yani. Nedir onun adı? Tatmin olsunlar. Tatmin olsunlar ki senden ürün alabilsinler. Aynen öyle abi. Emre demiş ki Hasan ile Hakan abinin sesi o kadar Hasan ile Hakan abinin sesi o kadar aynı ki bazen kim konuşuyor diye şaşırıyorum. Yani benim sesim şu an İkimiz de biraz rahatsız. aynen. Hasan bana bulaştırdı. Evet. Dağıldık bugün bayağı dağıldık. Evet. Evet, Varsa soru varsa sorularımızı alalım. şöyle Çünkü bugün de sorabilirim güzel, ben. keyifli bir funnel'ımızı tamamladık. Veda etmeden önce sorularınızı alırken Oscar'ı da yanımıza alalım. Oscar, gel Hani oğlum. Oscar nerede? Gel. Hadi bir bay bay yapalım. Gel bakayım Sıpta. Sıpta. Aferin Var sana. mıdır sorular dostlar? Hoppa, babasının gülü. Hadi gel şöyle Hasan amcaya. Hasan amcasına mı gelmiş bu? Neredeymiş? Bana bakma. Hadi bay bay yap bakayım Hasan ekrandan. seni bayağı biliyor ha. Biliyor. Evet, şöyle funnel'ı da göstermiş olduk ayrıca. Evet. Burada tabii grafiksel olarak çok güzel şeyler yapılabilir. Özellikle böyle köpek temas olduğu için arka planla vesaire de çok güzel şeyler kullanılabilir. Şimdi tabii biz grafik alanına çok çalışmadık ama efsane görüntüler. Mesela atıyorum şu görüntüler bile böyle 2-3 tanesi kolaj olacak şekilde belki koyulabilir. Tek bir fotoğraf değil de. Grafiksel anlamda bayağı bir şey yapılabilir Ya aslında. orada tüylerine zoom bile Evet. yapabilir abi. Aynen. Podol danışmanı olacak gibi bilgiye Aynen dinliyor. aynen. Oscar, Oscar sana her şeyi biz danışmanlık adam iş modeli çıkardı oradan, danışmanlık verecek. aynen öyle.
Sizce funnel mı öğrenmek daha iyidir yoksa Facebook IG reklamları mı demiş. Ya şöyle bir şey. Funnel, biz burada şimdi web sitesi kuruyoruz ama funnel aslında her yere yayılmış bir konsept. Yani funnel'ı siz kesinlikle muhakkak öğrenmelisiniz, bilmelisiniz. Onu alıp isterseniz gidin Facebook, Instagram reklamlarında uygulayın. Google reklamlarında uygulayın. Ya da internet sitesinin içerisinde uygulayın. Ya da e-mail marketingte uygulayın. Uf, farklı bir soru bak. Bu soru şöyle sorulursa doğru oluyor. Sizce funnel mı öğrenmek değil de burada demesin ki mesela sizce site kurmayı mı öğrenmeliyim yoksa Facebook, Instagram reklamlarını mı öğrenmeliyim dersen bu soru daha mantıklı olabilir. Çünkü Emre abinin dediği gibi funnel hayatın her alanında. Yani bir ilişkinin de içinde funnel var. Sitenin de içinde funnel var. Facebook, Instagram reklamlarının içinde de funnel var. Evet. Yani ikisi ayrı kategoriler. Ben burada sana şöyle diyebilirim. Hangi Market istiyorsan. şerefsiz. Sefa ne demiş bak, markette şeref satın demiş. Bırakın bu işleri. Funnel, Facebook, Instagram reklamları. Aynen. Kodun satın. %30 kısmını reklama göre nasıl ayarladınız? Şey yaparsınız. Reklamlarda verdiğiniz URL'de de funnel'ın üstünde Evet. %30 olur, diğerinde olmaz. Bu kadar. Yani durdum. Tır tır. Tamam mı? Tamam yaram. Tamam. Orada da funnel. Her yerde funnel var. Evet. Markette çerez satarken de funnel var. Tabii. Oğlum Başak. Arkadaşlar funnel'ı beğendiniz mi? Sizce neler eksik? Ne eklenebilir? Funnel'ı beğenmedilerse Oscar'a sıttırabilirim onları yani. Kavratabilirim. Hani daha zamanımız olsa bu uzar. 5 saatte de kurarız da Tamam. zaman kısıtlı olduğu için. Bak spesifik konu aslında bak yani mesela şey düşünür. Spesifik konu daha zor gibi düşünür ama spesifik konuda aslında acı noktalarını mesela Hakan söylediği önemli noktaları bildiğin zaman aslında insanları çekmek daha kolay. Ya da Evet. dönüştürmek daha kolay. Çünkü ne Abi biri lazım işte. O konuyu spesifik konunun uzmanı özellikle. birini bulmak lazım. Evet. Tamam. Evet. O zaman dostlar başka soru yoksa Evet Hasan da zaten Hasan hasta oldu. Hasan bu espri yapacak mı? Hazırlanmış. bunu sona mı bıraktım? Ya? Bütün enerjimi bitirdikten sonra. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hastalıkta ve sağlıkta bile falan kurmaya devam ediyoruz. Evet, funnel kurmaya devam. O zaman ne diyoruz Emre abi? Falan kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın. Oscar diye sallıyor. Hadi görüşürüz. Vay.